Fransa, Batı Afrika ülkesi Nijer'den askerlerini çekme kararı aldı. Ülkede Temmuz ayında meydana gelen darbeden bu yana Paris-Niamey hattında tansiyon yüksekti biliyorsunuz. Ve Nijerliler eski sömürgeci güç olan Fransa'nın etkisinin tamamen son bulmasını istiyordu. Şimdi Nijer'deki son duruma bakalım. Fransa bir Afrika ülkesinden daha askerlerini çekiyor. Nijer'de Temmuz ayında meydana gelen darbenin ardından eski sömürgeci güç Fransa'ya yönelik öfke hızla artmıştı. Nijerliler başkent Niamey'de Fransa'ya ait askeri üssün önünde gösteriler düzenleyerek Fransız askerlerin ülkeden ayrılmasını talep ediyordu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık 2 aydır devam eden gerilimin ardından Nijer'deki büyükelçisini geri çekeceğini ve ülkeyle askeri işbirliğini sonlandıracağını açıkladı. Plan kapsamında yaklaşık 1500 Fransız askeri gelecek ay ülkeden ayrılacak. Nijer'deki askeri yönetim karardan memnun. Nijer'in egemenliğine doğru atılan bu yeni adımı kutluyoruz açıklaması yapıldı. Junta Ağustos ayında Fransa'nın Niamey Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre vermişti. Ancak Paris yönetimi bu talebi reddetmiş ve darbeci liderleri meşru olarak tanımadığını söylemişti. Fransız askerleri benzer şekilde Mali ve Burkina Faso'da meydana gelen darbelerin ardından bu ülkelerden çekilmek zorunda kalmıştı. Afrika'da eski Fransa sömürgesi olan ülkelerde son dönemde siyasetçiler Paris'i neokolonyal politikalar izlemekle suçluyor. Tüm yaşananlar Fransa'nın Afrika politikasının ağır darbe aldığı yorumlarına neden oluyor.